dansla. Dostlarım selam, kanalıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi mutfaktayız ve yanımda birbirinden özel, işinde usta. Birisi zamanında kurabiyeden ödül almış kişi. Diğeri de yemek üzerine dersler veren bir şefim var. Mutfaktayız. Katiyen böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbirisinin yemeğin yeğesinden haberi yok. İkisinin de, ikisine de... Siz yiyicisiniz. Ben şimdi onları savaştıracağım. Konseptimiz, bu arada ilk defa gösteriyorum, anlatıyorum bu konsepti. Yemek savaşları. Hep böyle. Gerçi kadromuz belli, kişimiz belli ama genelde mutfakta savaşacaklar. Ve jüri Merve Gültekin ve benim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Buradan da Aslı'na selam olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Ne hissediyorsun? Nasıl? Başarabilecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Savaş var mı? Bana ondan bahsedin. Aranızda rekabet istiyorum. Yani ben hayatım önce, üniversite hayatım önce biraz her gün sadece yumurta yiyen bir insan olduğum için yumurta kırmayı biliyorum sadece. Başka evet. Bir şey bilmiyorum. Bunda da yumurta var. Yaparsın diye düşünüyorum dostum. Yani o, şimdi biz bu, şu hamur değil mi? Bu un değil mi? Evet, o un. Bu unu o yuvarlak hale nasıl getireceğiz benim aklım almıyor şu an. Ben başaracağına inanıyorum canlı gönülden. Evet, sen anlat biraz. Kanka ben de sadece makarna yapmayı biliyorum. Evet. Yumurtayı da kırabilirim. Evet. Ama işte o sonuca nasıl ulaşacağız ben de onu tam bilmiyorum. Çünkü mesela burada bunlar var ama hepsini kullanmam gerekmeyebilir. Hangileri acaba en güzel yakışır? O önemli biraz. İşte ben biraz onlara bıraktım. Böyle kurabiye için, cookie için gerekli tüm malzemeleri serdim. Mesela örnek vereyim. Bir tereyağı koyduysam bir Hindistan cevizi yağı koydum. Artık yaratıcılık mı deriz bu bölüme bilmiyorum. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Tatlandırmak için bir adet bal koydum, bir adet elma konsantresi koydum mesela. İki farklı çikolata, iki farklı un. Delikanlı olan yulaftan yapar, ben bilemem. Size kalmış tamamen. Yaklaşık 6 ay boyunca her gün yulaf muz süt yedim. Sen yulafı ben nasıl kurabiye yapacağım bilmiyorum abi. Aa, ben artık karışmıyorum. Ben burada yine her zamanki gibi izleyeceğim ve savaşacaklar. Benim hoşuma gider bu. O ne biliyor musun? Çırpıcı. Benimki normal çırpıcı. Benimki neye yarım? Ama yani şekil verdim. Şekilli bir. Kanka sen çırpıcı. Onunla şey istersen bunu kullan. Neden? Buna bir yaratıcılık geldi. Neden? Şekil mi vereceksin? İstersen onu kullanabilirsin. Anladım. Ben karışmıyorum. Malzemelerinizi hoş seçin hoş istiyorsanız. Hoş. Neyse o zaman kurabiye yapmaya başlıyoruz. Videoda hep böyle olacak gibi bayılırım. Hadi malzeme seçin. Malzeme savaşları varsın. Kanka şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela birimiz fındık, birimiz ceviz mi seçebiliyor şu anda mesela? Yani ister ikiniz de aynı şeyi de seçebilirsiniz. Kardeş kardeş bölüşebilirsiniz. O zaman şöyle yapabiliriz. Bunlar şimdi burada dursun mesela ya da köşeye alalım. Tamam. Önümüzü kalabalık etmesin. Tamam. Biz ikinci planda o aşamaya geldiğimizde hangisini kullanacağız? İlk önce bir temeli oluşturalım. Temeli evet. Oluşturalım. Ben yumurta alacağım bir tane. Ben ilk önce tereyağı alacağım. Oha! Hepsini alamazsın Furkan, ben bir tane bıraktım sana. Yani tereyağını ortak da kullanabilirsin, Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsin. Ben alsam tereyağı da şimdi mesela ben yumurta aldım, o zaman iki yumurta da benim oluyor. Yok. Ama o tereyağın hepsini aldım. Yani yumurta ben ortaksa, ben mesela üçünüz de ortak. Bunu yapacağım, sonra vereceğim. Her şeyimiz ortak canım, yumurtanın yarısını bile veririm sana. Yumurtanın yarısı, yere düştü sarısı. Furkan'ın sarısı. Aa, tam tersi. Evet, ben böyle biraz hangi çikolatayı alacaksın? Bunu şimdi ikimizin seçeceğiz. Hayır, hayır. Diğerleri de yaparız. Olmaz. Yani. Burada fatlalı koyalım kanka. İki tane var abi. Bitter mi istersin, normal mi istersin, Antep fıstıklı? Bunu isterim. Tamam, alalım o zaman. Buyurun, efendim. Ben azıcık içine tereyağı istiyorum. Çekeyim, oda sıcaklığındaki tereyağını mı atacaksın? Evet, o sıcak mı? Tabii tabii, o da bu. Yeni çıkardım da ondan. Biraz oda sıcaklığı. Bıçakla kes istiyorsan çünkü. Neyse, ben karışmıyorum ama... Yemek de istiyorum arkadaşlar. Biraz böyle şey yardım edeyim diyor. Hindistan cevizi yayına mı yapacaksın? Yapmam, ben zaten yapsam bunu yemem ki. Kanka güzel olur. Ne oldu? Tamam. Dediğim gibi biraz da yardım edeceğim ama ikisinden birini de tutmuyorum. Biraz yardım edeceğim, sadece kendi midemi, ara öğünümü düşündüğüm için yapıyorum bunu. Çay bardağı ama sizde de çay bardağı yok. Var aşk olsun. Paşa bahçe var mı? Yok paşa bahçe. O lazım ya. Bak bu çay bardağı ama mesela bu ölçü, da ölçü bardağı. Ölçü 200 ml bir su bardağı demek. Bunu söyleyeyim, çekiliyorum efendim. Ölçü var. Ne, ben duymadım hiçbir şey. Kanka şey duymadım. Bak. Ölçü 200 ml. Evet. Burada tamam. Ölçü yapabiliriz. Tamam.
Ben de alayım tereyağı o zaman. Buyurun. Buyurun. Ama şu an biz çalışmamız da lazım bir yandan, değil mi? Tabii canım, tabii. Yani sen beni bekleme. Yok, beklemiyorum. Ben başladım bile. Tamam, başladım. Tereyağım burada. Ben de ortada dikildim. Bak, göster tereyağını ablalara. Ne kadar koydum? İçi gözükmüyor ablacığım. Koydum. Birazcık daha koy. Sen bilal alır. Var mı? Aha, bakalım. Birazcık daha. Aka. Hijyenden de puanlayacağız diye düşünüyorum Merve Gültekin. Hijyene puan vereceğim, çalışma şekline. Dur, azıcık daha alayım. Çalışma şekline vereceğim, mantığa vereceğim, her şeye vereceğim arkadaşlar. Sen bol tereyağlı mı sen? Poğaça mı yapacaksın kanka? Ya bu hep bende kopuyor ya. Arkadaşım olsun. Şimdi ben bunun üzerine birazcık yumurta kırmak istiyorum. Evet. Yumurtan şurada. Başkasının malında gözün olmasın. Gönlüm. Nasıl yetiştirdiler seni? Şimdi bu yumurtayı nasıl kıracağız? Şimdi ben olsam... Tamam. Bayağı iki tepsi poğaça çıkacak, şey çıkacak. Bunları yediririm. Şimdi arkadaşım, mesela ben olsam ne yapardım? Evimde mikser yok. Dur, mikser göndermek istiyorum. Şimdi yazı çekelim. Tamam. Yani ben olsam bunu önce bir elimle tereyağını yoğururdum. Mikser olmadığı için elle yoğururdum mesela ben. Ama size kalmış. Yumurtayı kırmadan. O sıkarak eller yıkandı. Her türlü hijyen. Çünkü ben yiyeceğim. Çok zor. Mahvolacak gibi malzemelerim ama yemek de ister. Yoğuracağız mı nasıl? Tabii tabii, biraz sıvı olsun. Bunun bir taktiği var ama o taktik ne acaba? Şu kanka. Tamam. Bir slime yaptık yanlışlıkla. Ellerinizi yıkayın arkadaşlar şimdi. Aman içine koyma ablam. Ablam. Ellerinizi bir tür yıkayın. Sonra çırpıcıyla devam edeceğiz. Ben öğretiyor muyum? Ben konuşmayacağım artık. Evet evet. Ben söylemeyeceğim. Onu ziyan olmasın da istemiyorum. Ellerini yıkayınca ellerin daha kötü oldu. Sabunla yıka. Böyle mi değil mi şu anda? Güzel, güzel. Demeyeceğim. Malzemeleri bir kenara çektim önümüz açılsın diye. Ki yapılan kepazelikleri siz de yakından görün isterim. Şimdi çırpacağım onu herhalde, değil mi? Doğru bildim. Evet, bunu çırpıyoruz. Benimki hiç güzel değil ama ya. O güzel çırpar. Yani buradaki amaç nedir arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz şu anda? Yumurtayı tereyağını karıştırıyorum. Tereyağını yumurtada eriyecek bu. Heh, yedireceksiniz değil mi? Yiyecek bu. Oğlum Furkan, az tereyağı var ya. Tamam olsun, birinizinki kıyır kıyır olur, birinizinki şey olur. Heh. Çok yorgun. Bu ne abi? Hepsi benim bunda kaldı. Ama ona gidecek, yedireceksin. O zaman çırptım çırptım karıştırdım. Kafi. Ama beni hep dışladınız. Oğlum sen zaten bütün çalışma alanımızdasın. Çok zor karıştırıyorum şu anda. Bak salonunki oldu. Benimki niye olmuyor? Bakayım bir mesela şöyle yap. Yardım etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Abi benim şey çok kötü ya, bu ne? Allah'tan 3 sezon MasterChef izleme geçmişim var. Şimdi onu bana ver de kanka. Değişin tamam, kardeş kardeş oynayın. Sen de karıştır biraz. Karıştır karıştır, ama zarar gelmez. Yoruldu. Ben şey koyacağım, un koyacağım. Ben vanilin koymak istiyorum. Tabii, vanilya da koymamız lazım. Oo, vanilya değil, vanilin koymamız lazım. Hepsi. Şey, bir şey sorabilir miyim? Emin miyiz bu şeyden, adımdan? Evet. Süt mü? süt. Süt koymamız. Ne çünkü kadar? Çünkü katılar bir, sıvılar bir koyulur diye. Tabii. Ben. Ne kadar koyacağım? Bir bardak koyayım. Göz kararı. Bir bardak koyayım ben. Ben çok içim olmak zorundayım ama şu anda kanka. Bununla da yapabilirsin kink. Güzel gidiyor, şaşırtıcı bir şekilde güzel gidiyor. Tamam, al ablanın, ablandan çırpıcı. Sen çırpıcı ver kanka bana. Anne sıra sıra çırpalım onları ya. Tamam. Ben bunun üstüne vanilin eklemek istiyorum. Sen çok istiyorsun, ekle. Tamam, vanilin eklemek istiyorum. Şu anda yumurtalar kırıldı, tereyağlar çırpıldı yumurtayla. Süt eklendi, ölçüleri tamamen kafalarına göre. Şey dedi mi, bu tereyağı kustu bu. Allah Allah ya Resulallah. Tamam, bu normal, bunu çevirebilirsin. Ama tereyağı kustu mu? Niye bir böyle? Bir şey olmaz, bunu çevir. Vanilin sen de neydi? Kustu mu ya? Yok. Oğlum benim tereyağına bak kanka. Yoğurarak onu hallederiz, un kattığımız zaman ben olsam öyle yapardım mesela. Şimdi o bu tereyağı tam olarak cıvık kıvamda olmadığı için zaten... İlk de veriyor. Ben şimdi şey koyacağım, sıvılar, katılar dediğin için... Ben bunun içerisine şu anda yapmam gereken bir şey var. Bal koyabilirim, organik elma suyu konsantresi. Bak veya, oradan yakalamış, gördün mü? Veya bunu eritip de koymam lazım. Eritip de koyabilirsin. Kakaolu rengi gibi olur mesela. Ya da doğrayabilirsin en son hamur olduktan sonra. O zaman ben bunun içine biraz bal koyayım. O zaman Furkan sen de elma suyu koyacaksın. Ben ondan önce şeker koymak istiyorum. Şekersiz kurabiye başlığı bu ama.
Biz şeker yerine bunları koyuyoruz. Şeyin nerede? Çay kaşığı, çay kaşığı. Organik elma suyu konsantresi. Evet. Güzel olacağını düşünüyorum ben onu. Ne hissediyorsun? Başarabilecek misin? Vallahi bana şu an bir özgüven geldi. Nereden kaynaklandı peki? Ne oldu da? Şunu yaptım ya. Gerçekten. Tamam yani. Gerisi kolay bunun. Bakalım. Ben istiyorum ki yapsınlar. Ben yiyebileyim. Tatları güzel olsun. Ben çöpe atmayayım. Tek istek ve arzum şu anda bu yönde. Ne çok kızım. Sen bunu Instagram'a koyacaksın. Tarif niyetine. Ya iddialı konuşuyor Saruhan'la. Biraz sönük mü kaldın acaba? Kardeşim sonuç önemli. Bak işime odaklanıyorum. Benim ağzım değil, elim çalışıyor. İddialı bir... Benim ikisi de çalışıyor yalnız. Allah'a şükür mü? Kaşık alabilir miyim acaba? Alabilirsin. Saruhan'ın bir canı sıkıldı. Ben onu bir kanka sevdim. Şimdi ben çikolata koyacağım içine. Tamam mı? Çikolata koyacağım ama bir de fındık koyuyorum. Olmaz. Güzel olur. Ne kadar koydun mesela? Bir kaşık koydum şu an. Tamam. Güzel. Yarım kaşık daha koymak istiyorum. Ben de ziyan olmasın diye... Yeri aldım. Kapattım. Gerçekten bu beni aldı. Bir puan bir aldı beni. O yüzden şimdi biraz oradaki kuru olduğu için burada suyuyla beraber almak istiyorum. Yağıyla beraber almak istiyorum ki. Anlatın. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Sizi bir tanısınlar. Arkadaşlar. Ben Saruhan. Cevdetim'den görüşmek 21 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Sinan'la 10 senedir falan arkadaşım. Sinan'dan birkaç sene önce de Furkan'la tanışmıştım. Sonra ortak arkadaş olduk. Eskişehir'den yeni mezun oldum. Şu an Bursa'da çalışıyorum. Kendi iş yerimiz var. Oradayım. Öyle yurt dışı planlarım var. Onun dışında yaptığım başka bir şey yok. Hayatımdan memnunum. Güzel yani. Yarışmacı arkadaşlara. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemiyorum. Çünkü benim karşıma şansları yok zaten. Kaos. Ben bunu bayılırım. Kaos yani, severim. Furkan'ı zaten, savaşın. Furkan'ı zaten hani geçemediğim ya da yenemediğim herhangi bir alan yok. Furkan'la birçok ortak zevkimiz var. Hepsinde benim daha iyi olduğumu biliyor. O yüzden problem yok yani. İddialı sözler geldi. Sen ne söylemek istiyorsun? Furkan Metin Gülüyüz, Namdeğer FMG. Namdeğer FMG dediği gibi. Ben de Alanya'da okuyorum, işletme okuyorum. Son sınıfım, daha okulum bitmedi. Ben de oyun oynuyorum bu zamanda, ne yapayım? Çalışmıyorum, etmiyorum. Arkadaşımla vakit geçiriyorum. Yeter arkadaşlar, çırpa çırpa dibini sıyırdınız. Vereyim mi sana kanka? Ver kanka, ben de azıcık onunla yapayım. Şeyin Furkan'ın şeyi biraz az oldu ölçeklendirmesi. Benim evet, ya da mesela. Benimki çok fazla oldu. Aynen, sen de mesela daha çok şey evet. çıkacak. Şimdi ben bunun için artık benim koyacağım şeylerin bittiğini düşünüyorum. Artık bunun kıvamını alması için, yani yoğun bir kıvam alması için ya un koymam lazım ya da yulaf koymam lazım. Pes. Şimdi. Doğru bildim. Doğru. Ben unu tercih ediyorum. Tamam. İsterse Furkan da unu tercih ediyorum. Aynen öyle. Problem değil. Kabak mı tozu katalım? Göz kararı mı ilerleyeceksin? Kabak mı tozundan? Hı hı. Öyle yapayım. Bence öyle yapılması gerekiyordur yani. Miniklerimden ve gözümden anlamaya çalışıyor. Ne kadar kattın Sertuç? Kanka göz kararı. Bence bu kadar yeter. Bak ama bu hareket beni aldı. Bu hareket şu. Profesyonel ev hanımı hareketi beni bir aldı. Yanlış anlaşılmasın, ben döküyorum. Onlar dur diyor. Dur da bana çocuk adam. Dur. Ben de bayağı başardım gerçekten. Ortalığında böylece ağzına bir miktar sıçmış olduk. Şu kenarlarındakini ne yapıyorsun? Ziyan mı ediyorsun mesela? Hayır canım. Bir saniye. Aa, bakalım Saruhan'ınkine. Bakalım bakalım. Saruhan'ın olmuş. Saruhan'ın bayağı olmuş. Benim bayağı. Olmadı mı? Çok sıvısın sen ama ben karışmıyorum. Benim bayağı oldu. Onları bütün mü atacaksın mesela? Bilir kişi, ben bir şey söylemiyorum. Vay, gerçekten vay. Ama yok. Vazgeçtim. Sen onları bıçakla. Ya hayır dur. Ya ben karışmadım ama ikisi de aynı mantıkta yaptılar. Ben olsam biraz yaratıcılık katardım içine diye düşünüyorum. Farklı farklı şeyler yapardım. Cevizken fındık, fındıkken ceviz yapmazdım. Rakibimden farklı bir şeyler ortaya koymaya çalışırdım ki ayırt edebilsin, seçebilsin jüriler. Buldum ben. Ne buldun mesela? Şunu bir şey yapayım, ezeyim. Ya ben bunu açamadım. Allah Allah. Yani ortalığı görüyorsunuz. Gayet güzel gittiğimi düşünüyorum. Sinem ne diyorsun bu konu ben hakkında? Ben güzel ilerleme görüyorum hamurlarda. Acaba benim? Açıkçası beklemediğim bir performans sergilediler. Nasıl karar veririm bilmiyorum. Görüntü olarak şu an bayağı eşitler. Tat bizi etkileyecek değil mi Merve Gültekin? Bizi alacak olan şey tat. Kurabiyeyi tattığımda şeker oranı, yani tat oranı, şekili, pişme derecesi. Biriniz 10. dakikada, biriniz 15. dakikada alabilirsiniz. Ben kurabiyeyi hafif ıslak severim mesela. Taş gibi olmayacak kurabiyem. Yapmamız gereken dokunuş bu arkadaşlar. Dokunuş bu. Ama bu dokunuşu ben şu şekilde yapmak istiyorum. Ben bu dokunuşu yaratıcılık kısmında en sonda yapmak istiyorum. Şu an aklıma yaratıcılık konusunda... Evet. Aha. Yaratıcılık konusunda şöyle bir fikir geldi. En son göstereceğim. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Gerçekten bunu... Bu büyük. Bunu yiyelim.
İnanılmaz. Şimdi kaşıkla. Bu bir çerçeve olduğu için bunu biraz karıştırmam gerekiyor. Ben üstünde asıl şefliği üstünde yapacağım. İçine de çikolata aslında arkadaşlar. Şöyle de yapabilirim. Yok abi. Ben içine yapmayacağım. Benim aklımda çok fena bir şey var. Allah Allah, beni şaşırtıyorsun. Benim aklımda çok fena bir şey var. Sağ senden... tarafını mı? Şimdi bunu şu anda biraz bekletmem gerekiyor mu? Ya ben olsam dolapta bir yarım saat bekletirdim. Yarım saat ama uzun bir süre çünkü ben bunu benvari usulüyle eriteceğim. Neyi benvari usulüyle eriteceksin? Ya bundan önce duyduk beni yanlış söylüyor. Binder çikolatayla benvari usulüyle eriteceğim. Fırki fırki çok büyük yaptın ablası. Şununla doğra bence. Ya aslında buzluğa atarsam 30 dakika değil 15 dakika bekletmem gerekir. Öyle son 3 dakika. Hadi bakalım. Ne? Son 3 dakika. Furkan çikolataları doğuruyor. İçerisinde çikolata olacak onun. Piştiği zaman eriyecek sanıyorum ki. Ama Soruhan diyor ki ben farklı bir yol izleyeceğim. Sinem diyor. Ben diyor ben mari eriteceğim diyor. Ben de dedim tamam erit. Ben yemesine bakarım. Bir paket mi doğradın Uley? Arkadaşlar inanılmaz bir tadı var. Gerçekten bakın. Yedin mi? Evet. Gerçekten tadı. Yemek için sabırsız. Gerçekten inanılmaz güzel oldu ya. Sen hurma katacağım diyordun. Ne oldu? Hurmaya şimdi arkadaşım sana inanılmaz bir dokunuş yapacağım bak. Gerçekten güzel bir dokunuş yapacağım. Hayalimdeki bir şey tabağıma yansıtmak istiyorum. Gerçekten. Çünkü Master şimdi. Master Chef tadında ilerliyoruz. Bu ne? Çok basit. Şimdi bunu herhangi bir insan da şu an çikolatayı doğrar abi içine. Cevizi evet. Atar için. Ama ben öyle yapmayacağım. Sunum ne dediniz önemli. Evet. Şimdi sunumu görün. Şimdi sen onu buzluğa mı yolluyorsun? Şimdi onu buzluğa yolluyorum ben. Hadi bakalım Furkan, Saruhan bayağı iddialı konuşuyor ve iddialı ilerliyor. Mutfak bilgisi yüksek gibi gözüktü ekranlara. Vallahi benim mutfak bilgim yok. Ben içinden geleni sevgimi katıyorum. Bu da iddialı. Bu da şimdi iddialı. Benim o tarafa doğru geçmem çikolatalar gerekiyor. Çünkü çikolatayı falan. Şey yapacağım. Bir göster, evet. Eritmem bir göstermek gerekiyor. İstiyorum şunu size. Buradan yer değişmeniz lazım. Furkan yer mi değiştireceksin? Ben burada eritme işlemi yapacağım çünkü. Kanka çikolatayı eriterek mi onun içine koyacaksın? Hayır. Tamam karışmıyorum zaten. Nasıl eriteceksin? Benmari nasıl erir? Şimdi benim bildiğim kadarıyla benmari şimdi burada aşağısına benmarini ocağın ikinci kısmında benmari olacak. Yani benmari üstüne yapılması için bir katman aşağıda. Kaynayan su buharıyla evet. Beraber evet. Burada üstte eriyecek bu çikolata. Yani evet. Bu da benmari usulü olmuş olacak. Pes. Bunu da yine dediğim gibi reklam yapmak istemiyorum ama belli programlardan öğrendim. Pes. Önemli şey arkadaşlar şimdi buradaki benim ince dokunuş şey ne biliyor musunuz? Burada bir de aynı şekilde karadut gelecek tat olarak. Burada bu çikolatada evet. Yani. Karadut gelecek. Biz bir son aşamaları yapalım dostlarım çok iddialı ve ben çok yükseldim sakın içine geri sokma. Kaşığa çok dikkat ederiz. Kaşığa çok dikkat ederiz. Aynen siz de öyle. Dikkat edin. Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar biz şuraları bir şey yapalım. Diğer ekipmanlarımızı ayarlayalım. Furkan da buzluğa atsın. Ben buzluğa atıyorum. Artık diğer İlk aşamalar bitti. İki rakip de yaptı kurabiyelerini. Saruhan'ınki buzlukta, Furkan'ınki de şu anda buzluğa gidiyor. Sonrasında Sinem Gültekin buralara bir çeki düzen verecek ve fırınlama aşaması hatta tepsiye koyarken de merak ediyorum ne gibi bir yaratıcılıkla koyacaklar. Onlara da şahit olacaksınız dostlar. Dostlarım ikinci aşamaya gelindi. Kukilerini dolaptan çıkardılar. Nasıl geçti öğrenmek istiyorum. Anlatın. Ne zorluklar yaşadınız? Beklediğiniz gibi miydi? Konuşun. Ben başlayayım. Açıkçası benim beklediğim gibi zor değildi yani. Daha çok zorlanacağımı düşünüyordum. Sinem'in de ufak ufak yardımlarıyla ölçüde küçücük. Ölçüde olsun, başka şeyler de olsun küçük yardımlarıyla üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Saruhan'la geldiğimi düşünüyorum. Gerçekten beklediğim kadar değildi yani. Kokusu, görüntüsü, her şeyi çok güzel duruyor. Siz evet Saruhan Ertuğrul, sen ne düşünmektesin? Ben de Furkan'ın dediklerinin aynısını düşünüyorum. Hani çok zorlanacağımı düşündüm. Şimdi ne kurabiye, ister basit bir tarif olsun, ister zor bir tarif olsun benim için hepsi aynı çünkü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Evet. Bizim için kolay bile zor. O yüzden bu kadar kolay yapabileceğim ya da çabuk adapte olabileceğimi düşünmüyordum. Ama ben de göstereyim şöyle. Benimkisi birazcık rengi onunkine göre daha farklı oldu. Biraz daha açık oldu. İki farklı kurabiye oldu. Ben de çok zorlanmadım. Çok da güzel soğudu şu anda. Tam böyle bunu artık kıvamını aldığı için yerleştirebilirim istediğim gibi. Şimdi yapacağınız şey bunları fırın kaplarına yerleştirmek. Şekil vermek size kalmış. Buzluktan çıkardınız. Gayet güzel gözüküyor. Koyması da kolay olacak. Üstüne artık neler saplarsınız, neler yaparsınız bilmiyorum. Başlayın hocam. Oh çok güzel olmuş. Oh oh oh. Sanki seninki biraz bol malzemos değil ama. Bol malzemesi değil ama benim işte sonrasında içi bol değil ama he. Dışında beklediğim şeyler. Furkan hamurda yaptı şovunu. İçi bol bol duruyor. Saruhan da diyor ki ben şovumu oğlum, dışında bunlar, yapacağım. Bunu yapıyorlardı böyle alıyorlar. Tek kaşık al kanka. Bak böyle yapıyorlardı. Yok, şöyle yapıyorlardı bu oluyordu. O başka profiterol diyorsun sen. Ne diyebilirim ki? Maşallah sizi alan yaşadı. Şu an nasıl gidiyoruz şey olarak?
Şu an güzel, çok güzel gidiyor. Yani ben hep yaptığımda aynen bu şekil yapıyorum. Benim kukilerim hep böyledir. Buzlukta bekletirim. Kaşıkla böyle laps diye koyarım. Sonra yaparım şovumu. Mis gibi olur. Kimler göre? Ya işte. Biz hep böyleyiz hep. Ziyan yok. Sıyırıyor. Şahit oldum. Bu da aldı beni. Şimdi arkadaşlar, benim burada asıl yapmak istediğim şey, belirtmek istediğim şey, bakalım şu an oraya geldik. Alalım. Bir adet bıçak rica ediyorum senden. Ben hurmayla çalışacağım bundan sonra. Çikolatayla çalışacak mısın? Evet, çikolatayla da çalışacağım ama şimdi şöyle bir şey var. Çikolatayı şimdi bunun üzerine sürersem eğer, çünkü ben sürmeyi düşünüyorum, fırında yanacak bu. O yüzden ilk önce hurmayı koyacağım. En son aşamada sıcak çikolatayı üstüne benimle yaptığımız, tabii piştikten sonra sıcak çikolatayı koyunca siz hem sıcak kek yemiş, kek diyorum, cookie yemiş olacaksınız, hem de üzerinde sıcak bir çikolata sosum olacak. Şaşkınım. Sen ne yapacaksın? Ben bunun üstüne aslında böyle damla parçacıklı çikolata olsa. Tabii efendim. Varsa. Çikolatanız burada size. Hayır. Bunun, ama bu daha güzel erir. Bunun içine kestiğin gibi mi koyacaksın? Mükemmel erir. Değil üzerinde. Mi? Cevizle mi saplayacaksın peki? Evet. Al o zaman sana ceviz vereyim abla. Cevizle nasıl saplayacağım? He, küçük küçük sen ya de saplayacaksın. Normalde küçük yapmayacaktım ama şimdi hepsinin boyutu biri olmadığı için çirkin olacak. O yüzden mecbur yerleştirme yapacağım. Belki sen burada bir... Sen görsele önem veriyorsun. Tabii. Anladığım kadarıyla şefim. Cevizi nasıl saplayacağım? Parçalayarak. Nasıl yani? Şu anda gerçekten eğer hayalimdeki şey fırından çıkarsa gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Şaka yapmıyorum. Kazanacağım diyorsun yani. Ya hani tabii ki aramızda tatlı bir atışma var ama yarıştığım insan da benim kapasiteme uygun olduğu için o yüzden çok fazla tedirginliğim yoktu. Neler diyor? Furkan Metin gülüyorsun. Kurmamız var. Yani hatırlarsınız ki videonun başında Soran Bey dedi ki boşla yok. Ben çalışıyorum. İcraat ama şu an kendisi boşla yapıyor yani. Arkadaşlar alakası yok. Gerçekten ama onunkinin rengine hayran kaldım. O çünkü çikolata kullandı, şerefsiz benden önce aldı. Yemin ederim şaşırtıyorsunuz beni. Siz zamanında bir kap pilav yapmayan oğlanlar. Kan işine gelince yapabiliyor musun demek ki ha? Yani. Leyla teyzeciğim gör bunları, evde çalıştırıyorsun artık hep Furkan'ı. Yatmak, oyun oynamak yok. Yemek yapacak. Seri halde devam ediyorlar. Bana kalan çay demlemek bu saatten sonra. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Soğuk sütle bir yenir sıcacıkken. Şimdi peki ben bu çikolatanın içine biraz da süt katsam? Olmaz. Ama gerçekten arkadaşlar şu görüntüyü fırına arkadaşlar aman boş verin. Aman diyeyim. Boşu boşuna yarışmadan biz göstereceğim ben şimdi. Kamerayı çıkartacağım sırf onun için. Hatta şöyle bir göstermek istiyorum. Pişmemiş hallerine bir şahit olun istiyorum arkadaşlar. Bu Saruhan Artucunki, Furkan Metin Gülüzünkü. Biri hurma esintili, biri çikolata esintili. Şaşkınım. Kaç dakika pişireceksiniz? Merak ettiğim asıl konu budur. Çünkü şu anda görüntüsü ne kadar güzel olursa olsun fırında yandığı an, çok kuruduğu an ikiniz de bittiniz. Ya zaten fırının başında beklemeyi düşünüyorum. Bir bakalım durumuna çünkü. Yanarsa tamamen bütün emekler boşa gidecek. O zaman fırına gönderin dostlar. Mercimeği fırına verelim arkadaşlar. Hadi bakalım verilsin. Bitmedi seninki, bitti mi? Bitti üzerine çarptık. Şimdi ben hangimizi aşağıya koyalım? Hiç fark etmez, aranızda fark anlaşın. Etmez. Tek fırın var, kardeş pişirin. Tamam ben o zaman aşağısı neresi kanka? Aşağısı aşağısı. Fırına verildi. Gergin bekleyiş devam ediyor. Türk kahvesi mi yapıyoruz? Hayır ben Mari yapıyor dostum. Öğrenmiş MasterChef izleye ama bir şey öğrenmiş. Biz anne Survivor'dasınız yani. Ne öğrendin Survivor'dan? Zaten biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bak hayatta kalmıyor. Şuraya bir Hindistan cevizi getirseniz, ben Hindistan cevizi nasıl kurabiye yapar onu gösterdim. Ben Mari iddiam, Dostlar geldik. Hatay sandık içinin de dediği gibi en sevdiğim kısım tadım kısmı. İkisi de o kadar güzel tamamladılar ki. Bakınız. Saruhan Artuç. Furkan Metin Gülyüz. Tadacağız. Haksızlık olmasın diye tek başıma tatmayacağım dostlar. Merve ile birlikte tatacağız. Hangimizin fikri ağır basarsa ortak bir karar alırız artık. Sonrasında bakacağız, kazananı seçeceğiz. Şimdi şunu bir ortadan bölüyorum Merve ile. Hatta bunu çeyrek yapalım. Doğrularımız en güzel gelen tat ya da kötü geleni de söyle belirt, biz yanlışlarımızı bilelim. Pekala. Benim şu an yapmış olduğum kurabiyede görmüş olduğun gibi pişmiş hurmalar var. Ve üzerine de benmör sosuyla eritmiş olduğum çikolata var. Sormak istediğim bir şey var, özür dilerim sözünü kesin. Tabağının adı var mı? Tabağımın adı sonbahar esintisi. Sonbahar esintisi. Evet. Çünkü bu soğuk akşamlarda kahveyle beraber ya da çayla beraber süt de olabilir. Süt favorim. Şimdi öbüründen de çeyrek yap bir bakalım. Tamam önce bunu yiyelim sonra onu yiyelim. Bir bakalım.
en güzel olsun. Koku efsane. Koku çok güzel. Koku hem karabut var, hem bitter çikolatamızda işte karabutlu hurmamız var, içinde balım var. Mal pazarlığı. Çok efsane oldu. Yutamıyor musun? Pazarlamak ben? Önemli. Yiyeyim, hemen yorum yapmayacağım. İnşallah güzeldir ya. Bunu da yorum efsane yerken. Ve ben şöyle size de içinde aynı şekilde göstermek istiyorum. Pişmiş yani. İçinde pişmiş. Şöyle. Güzel gayet. Geçiyorum ikinci tabağa. Yorumlarımı en sona saklıyorum Merve Gültekin. Ben de. Merve var ya parmaklarını yalıyor. Allah kahretsin. Elinde kalmasın diyor. Ya Turgen. Doku olsun, tat olsun her oy şeye. Dikkat İçine edeceğim. Bak. İnanılmaz güzel pişmiş. Gerçekten Somer Şef ve Mehmet Şef gibi hissediyorum. Tabii bütün tabi sen tut yat. Heyecandan da. Bir su içsek mi? Bir ağzımı ben bir gargara yapayım da gerek. Hmm. Ama benim de içine koyduğum nokta var. Ay çikolata yedim. Çakmış onu söyleyeyim. Çok heyecanlı. Yutamıyor gibisin. Yutamıyor gibisin. Devam söyle lütfen. Kanka baksana ne kadar çiğnedi. Bayıldı. Düşüncelerinin sen yolun eminim. Bilmiyorum ben bir şey. Kesin değil. Yapma. Jüri olup bir şeye karar vermek çok zor. Çok zor evet. Bakmayın ya. Ne yapalım? Senin bir dakika. Tabağının adı nedir? Anlat. Tabağın bana pazarla. Sen tabağı bu arada ben sonra seninki. Tamam. Benim tabağımın adı Sevgi Patırcığı. Patırcık değil. Sevgin patırcığı. Patırcığı. Evet. Ne anlatmak istedin bize bu tabakla? Vermek istediğin bir sosyal mesaj mı var? Hayır, sosyal bir mesaj yok ama içinde çikolata tanecikleri olsun, vanilya olsun, dışında ceviz olsun. Aynen. Bir sürü patırcık olduğu için bu bir patırcık kurabiyesi. O yüzden özel bir tarif. Anladım. Furkan'a bak kendisinin ne kadar küçük yiyor arkadaşlar. Biliyor çünkü. Arkadaşlar hayvan değil. Ben şundan çok minik daldım ya, onun tadını unuttum çünkü. Ben yorum yapmıyorum. Arkadaşlar bir tane daha istiyor. Hayır tadını unuttum o yüzden ilk yediğim için. Çok minik ama. Yemin ederim güzel. Bak ben bu videoya başlarken böyle bir şey, benim yiyebileceğim bir şey yapacağım tahmin etmiyordum. Ama içinden çıkıp bakayım. Gerçekten güzel. Şimdi objektif bir yorum yapayım çünkü şarjımız bitiyor, hayatımız biter. Objektif bir yorum yapacak olursam Saruhan Artuç eğer çikolata koymasaydı bitermiş. Aynen. Gerçekten. İçinin ikisinin de hamuru aynı. Sadece Furkan Metin Gülyüz'ün içerisindeki çikolata damak diye mi ya da içerisine çikolata kattı diye mi birazcık daha bol malzeme ağza geliyor. Ne yapacağım ben, hangi birini seçeceğim? İkisini de ben beğendim şakası. Ben de ikisini de beğendim. Ama Furkan, mesela diyetini bozmamak için otururken hangisinden yersin sen? İkisinden de yerim. İkisinin de kokusu çok güzel. Ay ben karar veremedim. Gerçekten güzel. Gerçekten ikisi de çok güzel arkadaşlar. Görüntü olarak şuna veririm. Ya ben burada ikisinden birini asla seçemem. Neden diye soracak olursanız, şimdi bunları normal hayatlarında tanımıyorsunuz ya. Yemekle uzaktan yakından hiç alakası olmayan insanlar. Ben hani tüm malzemeler ziyan olacak videonun başında dediğim gibi öyle bekliyordum. Aynen. Ne şimdi çayla kahveyle yanına içebileceğimiz bir kurabiye asla çıkmaz diye düşünüyordum. Ben ikisi de diyorum ya. Gördünüz arkadaşlar tabii ki. Benimki ne, sen de? Ben ikisi de diyorum yani. Beni çünkü ikisi de çok şaşırttı. Evet, beni aşırı şaşırttırdı. İkisi de güzeldi, o yüzden ben ikisi de diyorum. Kimseyi ayırt edemeyeceğim yorumlar burada. Nasıl kazanacağız? Yorumlar belirlesin. Evet, ben karar veremedim. Siz karar verin arkadaşlar. Getir elimde tutayım. Saruhan Artuç, Furkan Metin Gülyüz. Ben karar veremedim. Yorumlar ilahi adaleti sağlar diye düşünüyorum. O zaman dostlarım veda vaktidir. Elinize sağlık. İkisi de gerçekten çok güzel. Gerçekten olmuştu. Mükemmel olmuş ya. Bir an önce videoyu kapatayım da böyle sıcak sıcak sütle içeyim diye bekliyorum yani. O zaman veda vaktidir. Görüşürüz. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı söyleyin. Kanalıma abone olmayı ne yapmasınlar? Unutmasınlar. Unutmayın. Görüşmek üzere. Sevdiyseniz eğer bu Mutfak Savaşları serisini yaparız diye hep düşünüyorum. Aslında ben yemekten konuşmuyorum ki. Evet ben de. Ama bunun devamı gelebilir. Evet bu sefer ama daha. Ama yorumlarda belirtmeleri gerekiyor. Yani bir taraf seçin. Evet. Aynen. Soran ya da FMG. Yani hangisi size daha güzel geldiyse bunu belirtin yani. Yorumlarda kazananı siz belirleyin. Hatta bir sonraki Mutfak Savaşları'nda ne yemeği yapsınlar? İstediğiniz yemeği de aşağı yazın. Tatlı da olabilir, yemek de olabilir. Aynen öyle. Yemek olur, tatlı olur, tuzlu olur. Bunu siz belirleyin. Hatta şöyle bir fikrimiz var. Grup halinde de mutfak savaşı yapalım diyoruz. Atıyorum işte Saruhan'la ben, Furkan'la Aslı gibi ikili bir savaş. Bu seriyi severseniz eğer aynen öyle tek jüri sen olacaksın. Devamı gelir. Görüşürüz.